12 Eylül 1980 darbesi. 1970'li yılların başından itibaren Türkiye'nin hemen her şehrinde sağ-sol çatışmalarının başlamasıyla ülke tarihinin en karanlık günlerine sürüklenmekteydi. Özellikle 1978-1979 yıllarında tepe noktasına ulaşan sokak çatışmaları, suikastler, faili meçhuller ve bombalı eylemler hemen her gün onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktaydı. Ortalığın bir türlü durulmadığını, kaosun sona ermediğini ve siyasilerin bu işin üstesinden gelemeyeceğini anlayan Orgeneral Kenan Evren liderliğindeki Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül 1980 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koyarak Cumhuriyet tarihinin ikinci darbesini gerçekleştirdi. Peki, 12 Eylül'e giden süreçte neler yaşanmıştı? Bir diğer soru, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymakta haklı mıydı? Bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tarihler 1960'ların sonunu gösterdiğinde Avrupa'da patlak veren öğrenci hareketleri bir süre sonra Türkiye'de de kendini hissettirmeye başladı. Ülkedeki siyasi zemin zamanla sağcı ve solcu olarak ikiye ayrılırken aradaki çatlak günden güne büyümeye başladı. Özellikle büyük şehirlerde yoğunluk gösteren huzursuzluk ortamı önceleri basit anlamda karşıt görüşteki üniversite gençliği arasında başlasa da sonrasında ülkenin sosyal ve siyasi dengelerini altüst ederek silahlı bir mücadeleye dönüştü. Ülke siyasetçilerinin sorunları çözmedeki isteksizliği ve yetersizliği siyasi uzlaşmanın bir türlü sağlanamamasına neden olmaktaydı. Bir takım güvenlik birimlerinin sağcılara karşı taraflı tutumu olayların büyümesinde etkin rol oynarken, taşlı, sopalı başlayan kavganın bir süre sonra silahlı bir savaşa dönüşmesine zemin hazırladı. Önlenemez kaosun artmasıyla 9 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir grup asker darbe teşebbüsüne girişti. Ancak bu darbe teşebbüsü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarının zamanında müdahalesiyle önlenirken Türkiye 12 Mart sabahına bir muhtıra ile uyandı. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç 12 Mart 1971 günü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtara vererek Demirel hükümetinin istifa etmesine neden olurken bu olay tarihe 12 Mart muhtırası olarak geçti. Ancak ordunun siyasete müdahale etmesi sokaklardaki kaos ortamının daha da artmasına neden oldu. 1971 yılının Mayıs ayında İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom, Mahir Çayan ve arkadaşları tarafından kaçırılırken, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın serbest bırakılmadığı takdirde konsolosun öldürüleceğini açıkladılar. Hükümetin bu teklifi reddetmesi üzerine Mahir Çayan ve arkadaşları rehin tuttukları İsrail Başkonsolosunu 22 Mayıs gecesi infaz etti. İşte bu olay Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi birçok büyük şehirde sıkı yönetim kararlarının alınmasına neden oldu. Daha önceki eylemlerinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını sağlayamayan Mahir Çayan ve bir grup arkadaşı bu kez 26 Mart 1972 günü NATO'nun Ünye radar üssünde görevli yabancı uyruklu 3 teknisyeni kaçırarak Tokat ilinin Niksar ilçesindeki Kızıldere köyüne götürdü. Köy muhtarının evine saklanan militanların yeri kısa bir süre içinde bulunarak emniyet güçleri tarafından kuşatıldı. Yapılan teslim olun çağrısına ateşle karşılık vermeleri üzerine çıkan çatışmada Mahir Çayan ve 9 arkadaşı öldürülürken 3 NATO teknisyeni de bu çatışmada hayatını kaybetti. Kızıldere olayı olarak tarihe geçen bu olayda militanların arasından kurtulmayı başaran tek kişi bugünkü HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü oldu. Mahir Çayan'ın ardından sol kesimin bir diğer güçlü isimleri olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 6 Mayıs 1972 günü Ulucanlar cezaevinde asılarak idam edilirken, bu infazların ardından sokaklarda bir süreliğine sükunet hakim oldu. ''1970'lerin ortalarına gelindiğinde Türkiye siyasi cinayetler ile tekrar sarsılmaya başlarken, 1976 yılından itibaren ülkedeki tansiyon ve siyasi kargaşa tekrar tavan yaptı. Tarihler 1 Mayıs 1977'yi gösterdiğinde İstanbul Taksim Meydanı'nda düzenlenen İşçi Bayramı kutlamalarında kalabalığın üzerine meçhul saldırganlar tarafından bir binanın çatısından ateş açıldı.
Hala aydınlatılamayan ve tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen olayda 33 kişi hayatını kaybetti. Çok geçmeden 29 Mayıs 1977 günü İzmir Havalanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e silahlı saldırı düzenlenirken sağ kurtulan Ecevit sağ kesimi işaret ederek suikastten kontrgerillayı suçladı. Bu olayın üzerine 13 Haziran'da dönemin Başbakanı Süleyman Demirel istifa ederken 21 Haziran'da hükümeti kurma görevi CHP lideri Bülent Ecevit'e verildi. Ancak yeni hükümet de kanayan yaraya merhem olamazken Ocak 1978'e kadar sokak çatışmalarında 30'dan fazla insan hayatını kaybetti. Giderek tırmanan şiddet 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi'nde kendini gösterirken sol görüşlü kalabalık bir öğrenci grubunun üzerine bomba atıldı ve otomatik silahlarla ateş açıldı. 16 Mart katliamı olarak tarihe geçen bu olayda 7 öğrenci ölürken 47 kişi yaralandı. Saldırı 10 yıllar boyunca aydınlatılamazken 3 kişinin yargılandığı dava 2008 yılında zaman aşımından düştü. 17 Nisan'da Adalet Partisi Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu kendisine gönderilen bir bombalı paketi açmasıyla gelini ve 2 torunuyla birlikte hayatını kaybetti. O dönem Malatya'da büyük yankı uyandıran bu olay sonucunda sokaklar yeniden savaş alanına döndü. Dört Ekim'de Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı oğluyla birlikte evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülürken suikasti sol görüşlü militanlar üstlendi. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmeden 9 Ekim'de Ankara Bahçeli Evler semtinde 9 Türkiye İşçi Partisi üyesi öğrenci Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'nın da aralarında bulunduğu ülkücüler tarafından evlerinde öldürüldü. Kırcı daha sonra 1999'da yakalanarak tutuklanacak ve cezaevinden çıktıktan sonra verdiği röportajda "O zaman gençtik, bizleri kullandılar" diyecekti. 19 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'taki Çiçek Sineması'nın önünde el yapımı bir bomba patladı. Bu eylemin solcu kesim tarafından gerçekleştirildiği haberinin yayılmasıyla ayaklanan sağcı ve ülkücü gruplar, solcu partilerin, derneklerin ve sol görüşlü vatandaşların evlerine saldırmaya başladı. Kısa sürede olayların çatışmaya dönüşmesiyle 100'den fazla vatandaş hayatını kaybederken Alevilere ait 200'ün üzerinde ev ve iş yeri yakılıp yıkıldı. Üst üste yaşanan bu hadiselerden sonra 3 yılın ardından tüm büyük şehirlerde bir kez daha sıkı yönetim ilan edilirken Başbakan Ecevit bu olayların sıkı yönetimin gelmesini isteyen kontrgerilla tarafından çıkarıldığının açıklamasını yaptı. 1 Şubat 1979'a gelindiğinde Türkiye, Milliyet Gazetesi başyazarı ve genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi suikasti ile sarsıldı. İpekçi, İstanbul Nişantaşı'ndaki evinin önünde otomobilindeyken Mehmet Ali Ağca tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetti. Saldırıdan 5 ay sonra yakalanan Mehmet Ali Ağca tutuklanarak cezaevine konulsa da yalnızca 6 ay sonra ülkücü bir grubun yardımıyla firar ederek Bulgaristan'a kaçtı. 19 Şubat 1979 günü ise Türk halkı adeta kıyametin bir provasını yaşadı. Aynı gün içinde Kartal MHP ilçe başkanı, Ankara'da bir polis memuru, Mersin'de ve Tarsus'ta sağ görüşlü iki kişi yapılan suikastler sonucu hayatını kaybetti. Yine aynı gün Bursa'da Tofaş'ın buhar santrali havaya uçuruldu, Eskişehir'de Ülkücü Gençlik Derneği ve Tabipler Odası, Kars'ta ise vali konağı bombalı saldırıya uğradı. Ertesi gün ana muhalefet lideri Süleyman Demirel, "Hükümet günahlarının içinde boğulup gidecek. 14 ay içinde meydana gelen kan denizinin baş sorumlusu hükümettir" şeklinde açıklama yaptı. 14 Nisan 1979 günü Beykoz'da iki polis memuru ve Şekerbank'ın eski genel müdürü Ömer Sunar, dev genç militanları tarafından suikast sonucu öldürüldü. Ömer Sunar'ın cesedinin başucunda "Beklenen gün geldi, bir halk düşmanı daha yok oldu. Ya özgürlük ya ölüm, ihtilal yolu, çayanların yolu" yazılı bir not bulundu. 23 Nisan 1979 günü yapılan sıkı yönetim koordinasyon toplantısında Adalet Bakanı Mehmet Can, Bingöl'de PKK yandaşlıların okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasına mani olduğunu, Atatürk'ün resminin sınıflardan alınıp çamura atıldığını ve buna karşı çıkan bir öğretmenin de şehit edildiğini açıkladı.
16 Mayıs'ta Ankara Piyangotepe'de solcuların gittiği bir kahvehane Ali Bülent Orkan isimli ülkücü tarafından basılırken düzenlenen saldırıda 7 sol görüşlü genç hayatını kaybetti. Olayın faili olan Ali Bülent Orkan yapılan operasyon sonucu aynı gün yakalanırken yargılanarak idam cezasına çarptırıldı. Ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlık ve sağ-sol çatışması ekonomiye de yansırken 11 Haziran gecesi devalüasyon yapılarak Türk lirasının değeri dolar karşısında %60 oranında düşürüldü. Ertesi güne %60 daha fakir uyanan Türk halkı mazot, tüp, şeker, çay gibi temel ihtiyaç maddelerine dahi ulaşamaz hale geldi. Temmuz ayı süresince ülkenin dört bir yanında huzursuzluk tüm hızıyla devam ederken doğu illerinde APO'cular tarafından köyler basılmakta, solcu militanlar tarafından karakollar bombalanmakta, ülkücüler tarafından komünistlerin olduğu kahvehaneler taranmaktaydı. Halkın Ecevit hükümetine karşı olan tepkisi iyiden iyiye artarken Ecevit 14 Ekim 1979 günü ani bir kararla seçime gitmeye karar verdi. Yapılan seçim sonucu Bülent Ecevit'in 42. hükümeti meclis çoğunluğunu kaybederken Demirel liderliğindeki Adalet Partisi seçimleri kazanan taraf oldu. Hemen Süleyman Demirel Başbakanlığında 43. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kurulurken Demirel yaptığı ilk açıklamada vatandaşın can güvenliği sağlanacaktır dedi. Ancak Demirel'in gücü de akan kanı durdurmaya yetmedi. Demirel'in açıklamasından bir hafta sonra eski Adalet Partisi milletvekili İlhan Egemen Darendelioğlu İstanbul'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybederken aynı gün yurt genelinde ikisi polis 11 kişi daha hayatını kaybetti. 25 Kasım günü Hasan Fehmi Güneş'in mecliste tabancasının kabzasıyla Adalet Partili bir vekilin başından yaralaması çiçeği burnundaki Demirel hükümetine olan güveni iyice sarstı. Ülke her geçen gün daha da karanlığa gömülürken yaşanan şiddet olayları, suikastler ve kötüye giden ülke ekonomisi nedeniyle 27 Aralık 1979 günü Türk Silahlı Kuvvetleri hükümete bir uyarı mektubu gönderdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile kuvvet komutanlarının imzasını taşıyan mektupta ülkedeki iç karışıklıklar ile ilgili rahatsızlıklar dile getirilirken bir an önce ülkede refah düzeninin sağlanması istendi. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit bu mektubu dikkate almazken 1 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile kuvvet komutanları Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile görüşmeye geldi. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e hükümetin yürüttüğü politikadan duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. İşte bu görüşmeye yaklaşmakta olan darbenin ayak sesleri olmasına rağmen mevcut hükümet tarafından ciddiye alınmadı. 24 Ocak 1980'de 24 Ocak kararları olarak bilinen ekonomik program açıklanırken, yaşanan ekonomik istikrarsızlığın ortadan kaldırılması için önlemler alınmaya çalışıldı. Kamu harcamalarının sınırlandırılması, temel gıda fiyatlarının düşürülmesi ve serbest döviz kuru gibi ekonomik önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Ancak bu kapsamda IMF ile yeni bir anlaşma imzalanmasıyla dolar 35 liradan 70 liraya fırladı ve birçok temel gıda ürününe büyük zamlar yapıldı. Ülke ekonomik olarak en zor süreçlerini yaşarken gittikçe artan ürün fiyatları hırsızlık olaylarında da artışa neden oldu. 8 Şubat günü İstanbul'da Migros'a ait 6 kamyon kaçırılarak yiyecekler yağma edilip kamyonlar tahrip edilirken aynı gün Ankara'da da çeşitli yerlerde 4 mağaza daha yağma edildi. Yaşanan bu yağma olayları nedeniyle çoğu dükkan kepenk kapatırken halk ekmek bulmakta bile zorlanmaya başladı. Bu yüzden fırıncılar dükkanlarını asker koruması eşliğinde açmaya başlarken ekmek satışlarını yine asker koruması eşliğinde gerçekleştiriyorlardı. Günler geçtikçe silahlar susmuyor, suikastlerin ardı arkası kesilmiyor, sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, öğretmen, öğrenci, polis, asker, gazeteci, kısacası tüm kesimlerden suikast haberleri gelmeye devam ediyordu. Ordu bir yandan darbe hazırlığında bulunurken Kenan Evren de CHP ve Adalet Partisi'nin uzlaşmasını istediğini belirterek "Bizim dileğimiz bizi istemediğimiz yollara itmemenizdir" diyerek adeta darbe için gözdağı veriyordu. Ancak ortalık bir türlü yatışmıyor, bankalar soyulmaya devam ediliyor, engel olmaya çalışan güvenlik güçleri öldürülüyordu. Sadece 11 Mart 1980 günü yurt genelinde sağ-sol çatışmalarında 7'si kurşuna dizilerek olmak üzere toplam 24 kişi hayatını kaybetti.
Artan olaylar nedeniyle 22 Mart 1980 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılamazken, 31 Mart'ta Kenan Evren meclise ultimatum vererek yeni Cumhurbaşkanı'nın bir an önce seçilmesini istedi. 6 Nisan'da Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı süresinin sona ermesine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim bunalımı devam etmekteydi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi adaylarını son anda gösterirken seçimler sırasında hiçbir aday Cumhurbaşkanı olmak için yeterli oyu alamadı. Meclis onlarca defa tekrar oylama yaptı fakat bir türlü yeni Cumhurbaşkanı seçilemiyordu. 27 Mayıs günü Milliyetçi Hareket Partisi eski bakanlarından Günüs Azak, devrimci sol örgütü üyeleri tarafından aracına binerken evinin önünde suikast sonucu öldürüldü. Mayıs ayı bitmeden yurt genelinde 50 kişi daha suikast sonucu hayatını kaybederken, darbe için hazırda bekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de ilk adım atıldı. 4 Haziran 1980 günü Kara Kuvvetleri Komutanı Haydar Saltık, hazırladığı Bayrak Harekat emrini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e sundu. 17 Haziran'da Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, harekat planına onay vererek, kuvvet komutanlarına darbenin 11 Temmuz'da gerçekleştirilmesinin talimatını verdi. Ancak askeri darbenin toplum nezdinde meşrulaştırılması ve darbe yapıldığında hiçbir kesimin itirazı olmaması için bir süre daha beklenmesi kararına varıldı. 19 Temmuz'da eski başbakanlardan Nihat Erim, İstanbul'da solcu militanlar tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybederken, yalnızca 3 gün sonra Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler, ülkücü militanlar tarafından Nihat Erim cinayetine misilleme olarak öldürüldü. 6 Eylül'de Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesini protesto ederken, Konya'da bununla ilgili bir miting düzenledi. Bu mitingde şeriat İslam'dır, anayasa Kur'an'dır. Şeriat hakkımız söke söke alırız. Ya şeriat ya ölüm. Tek halife, tek devlet. Cihadımız devletimizi kuruncaya dek yazılı pankartlar açıldı. İşte bu olay Türk Silahlı Kuvvetleri için bardağı taşıran son damla oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Erbakan'ın Konya mitingini şeriat amaçlı bir kalkışma girişimi olarak nitelendirerek çok sert tepki gösterdi. Nihayetinde son hazırlıklar yapıldıktan sonra 12 Eylül 1980 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saat 03'te başlayan devlet dairelerine el koyma işlemi saat 05 sularında tamamlandıktan sonra darbe tüm dünyaya duyuruldu. Yapılan bildiride Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde yerine getirme kararı almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur ifadelerine yer verildi. Darbenin ilanından sonra saat 05.30'da Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a Genelkurmay Başkanı imzasıyla birer tebliğ gönderildi. Bu tebliğlerde Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Hükümetiniz feshedilmiş, parlamento üyeliğiniz düşmüştür. Talimatı getiren subayın ikazlarına uyunuz ifadesiyle birlikte gidecekleri adresler belirtilmişti. Kısa bir süre sonra da yurt genelinde sıkı yönetim ilan edilerek tutuklamalara, gözaltılara, sorgulamalara ve işkencelere başlandı. 7 Kasım 1982'de yeni anayasa için halk oylaması yapılırken anayasa %90'ın üzerinde oyla kabul edildi. Yaklaşık 3 yıllık askeri junta yönetiminin ardından 6 Kasım 1983'te darbe sonrası ilk genel seçimler yapılırken, Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi oyların %45'ini alarak tek başına iktidar oldu. Sonuç olarak darbenin ardından 650 bin kişi gözaltına alınırken 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Açılan 210 bin davada 517 kişiye idam cezası verildi, 50 kişinin cezası infaz edildi, ayrıca 171 kişi gözaltındayken işkenceden hayatını kaybetti. 98 bin kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılanırken 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı, 30 bin kişi ise siyasi mülteci olarak yurt dışına kaçtı. Cezaevlerinde ya işkenceden ya da sağlık sorunlarına bağlı toplam 299 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de girdiği açlık grevinde hayatını kaybetti.
Darbenin üzerinden tam 32 yıl geçtikten sonra darbenin baş sorumlularından hayatta kalan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya gerçekleştirdikleri darbe nedeniyle yargılanmaya başlarken mahkeme salonunda Kenan Evren'in şu sözleri yankılandı. O kaos ortamında elimizden başka bir şey gelmedi. O günkü şartlar bugün de olsa 12 Eylül ihtilalini bir kez daha yaparım.